What does that mean? To take something in. Okay, excellent. To absorb. Anyone? Everywhere, all the time. So what is ubiquitous assimilation? Always absorbing everything everywhere all the time. Kitap okumak aslında sadece bir karton kapağı açıp içerisindeki bilgiyi ya da öyküyü, şiirleri okumak değil. Günümüzde kitap okumak halk arasında çok fazla yanlış anlaşılıyor. Şunu bilmiyorum çünkü çok fazla kitap okumadım. Sen şunu bilmiyorsun çünkü hayatında hiç kitap okumamışsın. Kitap sadece bilgi midir? Kitap okumak bir insanı çok zeki ya da çok bilgin mi yapıyor? Ya da çok kültürlü birine mi dönüşüyoruz? Kitap okursan bilgili, kültürlü, donanımlı bir olursun. Okumazsan olmazsın. Kitap okumayı belirli bir kalıba soktuğumuzda bu işlevin mucizesini kaybetmiş oluyoruz aslında. Daha önce nasıl düzenli kitap okuruz videomda da belirttiğim gibi bu aktiviteyi bir şeyler öğrenmek yerine kültürlü bir insan olmak amacıyla değil de kitap okumayı bu yolda yanımızda yürüdüğümüz bir yol arkadaşı olarak gördüğümüzde her şey biraz daha fazla anlam kazanıyor. Yani kitap okumak bilgili kültürlü insan olmaktaki amacımız değil, aracımız olmuş oluyor. Kitap okumasanız bile onlara dokunun. İlginizi çekmese de biraz sayfalarını karıştırın. Demeyin bu nasıl bir kitap böyle diye. Kitap okuma işini sevmek istiyorsanız öncelikle içeriğini değil, kitabın kendisini sevmelisiniz. Onlarla vakit geçirin. Kitaplığınız eviniz ücra bir köşesinde olmasın. Her daim gözünüzün önünde, elinizin altında olsun. İstediğiniz zaman bir kitabı oluşacak kadar yakınızda olsunlar. Çünkü gözden ırak olan, gönülden de ırak oluyor. Okumaya başladığınızda kitabın içeriğini sevmediğinizde veya size uygun olmadığınızı düşündüğünüzde bırakın. Bitirmekle uğraşmayın. Belki henüz o kitabın vakti değil, belki de hiçbir zaman olmayacak. Ama onu bitirmeye çalışarak hem kitap okumanın keyfinden kendinizi mahrum etmeyin, hem de günlerinizi boşa kaybetmeyin. Kendinize günlük, aylık hedefler belirleyerek kitap okumayın. Sakın bu eylemi bir ödeve döndürmeyin. En büyük keyfi kendinize sorumluluk gibi aşılarsanız, onun en büyük mucizesi olan keyfini kaybedersiniz. Kitap okumak aslında bize bir şeyleri öğretmeyi değil, neyi bilmediğimizi öğretiyor bizlere aslında. Herkese keyifli okumalar dilerim. We must learn to read, to stimulate our own imaginations, to cultivate our own consciousness, our own belief systems. We all need these skills to defend, to preserve our own minds.